Herkese kandım Beni sandı hayat geri zekalı Şimdi büyüdüm bak o kara Günler geride Herkese merhaba, ben Taner Çağlı, kanalıma hoş geldiniz. Ben Server Uras, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldin Server. Şimdi bu programı biraz farklı başlayacağım. Programın jenerik müziği aslında çok uzun zaman önce yapıldı. Server benim <laughs> e, eski dostum. Hayatın Çemberi şarkısını yaptığım zaman 4-5 yıl önce Server'in yanına gittim. Dedim ki böyle böyle bir şarkı yapmak istiyorum. İşte müziğini falan yaptık her neyse. Sonra ilk demosunu Server'in stüdyosunda yapmıştım. O yapmıştı yani demo kaydını. Hatta böyle çok küçük birkaç cümleye de dokunuş yapmıştı. Nakaratın yarısı kadar. Ya bırak yani yarısı değil. Sadece eline sağlık kısmını çok güzel bağlamıştı. <laughs> Onu e, o konuda evet kendisine de e, çok özel bir yeri var aslında. Zaten program şarkının sözlerinden başlamıştı ve sen de bu şarkının sözlerine çok uygun bir hayat yaşadın aslında. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Yani şarkının sözlerine bakacak olursan bu hayatın var çemberi, insanların hançeri. Var mıydı insanların hançeri? Kimin yok ya? Kalk ayağa çocuk diklen. Kalktın mı ayağa? Çok. Diklendin mi? Elimden geldiğince. Sil yüzündeki kanteri. Ayağa kalkanların, diklenenleri ve işte bizi geri zekalı sanan, seni geri zekalı sanan insanlar oldu mu? Genelde geri zekalılar herkesi kendi gibi sandığı için herkesi geri zekalı sanarlar. Ben doğa o herkesten biri çok kez oldum. Ve düşüp kalktın sonunda kadere yani geçmişine eline sağlık dedin mi? Tabii ki dedim. Seni sen yaptığı için. Yaptım. Güzel bir hayat yaşadık. Ağzına ee, sağlık. Server senin derdin ne? Derdim huzuru bulmak ya. Bu hayattaki meselen ne? Gayen ne? ne yok yap artık. Yok artık. Yani Nasıl hayatla yani? meselesi gayesi olan gençler kadar kanım deli akmıyor ve bir hedef ya da bir yol uğruna kendimi feda edebilecek gibi hissetmiyorum. Ben bundan daha değerliyim. Şu an seni bir şey mi buna sebep oldu? Eskiden öyle değil her miydi? Şey, her şey. Eskiden öyle değildim. Eskiden ateşliydim. Eskiden belli olgular, belli idealler uğruna kendimi vermeye hazırdım. Artık hiçbir şey için ben kendimi feda etmem. Bunu Türkiye'nin konjonktürel durumundan ötürü mü söylüyorsun? Büyük oranda. Seni yıldırdılar mı? Evet. Yani yılmak değil. yılmak aslında çok şey bir durum. Genel geçer bir kişilik durumu oluyor. Ben yılgın bir insan değilim. Ben vazgeçmiş bir insanım. Yolumu farklı rotalara çevirmiş bir insanım aslında. Yoksa yılgın ya da mutsuz Hı -hı. değilim. Çok şükür çok mutluyum, çok huzurluyum. Her şey benim için yolunda. Hı -hı. Sadece baktığım yönü değiştirdim biraz. Hayatın çemberinden geçtim dediğin anı hatırlıyor musun? Bu bir anda olmuyor bence. Yani bu bir süre geliş şeklinde gelişiyor. Geçtin mi sence? Yani şimdi öyle insanlar var ki ben hayatın çemberimden geçtim dersem ayıp olur o insanlara. Ama kendi çapımda belli tecrübeler, belli olumsuz deneyimler, sonradan tecrübeye dönüşen, karakterimi oluşturmamda faydası olan pek çok olumsuz deneyimim oldu. Bu bir çember Hı. midir? Doğru mudur? Eğri midir? Bilmiyorum. Biliyorsun. Taksiye bindiğin zaman abi ne iş yapıyorsun diye sorduğunda şoför ne diyorsun? Yapımcıyım diyorum. İkinci bir soru geliyor Ne yapıyorsun? Genelde şey diyor işte ben ben şunu tanıyorum, bunu tanıyorum. Ha. Ben öyle bir yapımcı değilim. Ben kimseyi tanımıyorum. Kendi çapımda minimal bir şekilde yapımcılık. Yani hiç öyle müzisyenlik vesaire girmiyorum. Ya ben insanlarla sohbet etmeyi de çok sevmem. O yüzden taksiye bindiğimde umarım hiç muhabbet açılmaz diye oturuyorum. Açılırsa da kısa, net olabildiğince konuşmuyorum. Çocukluğundan beri böyle miydin? Değildim. Yani Server nasıl bir çocuktu? Daha sosyal bir çocukken. Nerede doğdun? Hatta oldun? gençken diyeyim yani. İstanbul'da doğdum. İstanbullusun, İstanbul... E, büyüme çağım, de... ergenlik çağım Kadıköy'e denk geldi. Genelde her gün Kadıköy'deydim. Sosyaldim. Çok fazla arkadaşım vardı. Seni ilkokuldan, ortaokuldan, liseden arkadaşlarına sorsak nasıl bir çocuk derlerdi? Götü kalkık derlerdi. Gerçekten öyle miydi? Biraz öyleydi. Bir yabancılaşma aslında bu götü kalkıklık değil. 17 yaşındayken ben bütün Türkiye'nin dinlediği bir şarkı yaptım Ortam Kızı diye. 17 yaşındaki bir çocuk için bu tabii ki çok kolay kaldırılabilir olmuyor. Çünkü biz kendi çapımızda takılan bir arkadaş grubuyken bir anda yanımızdan lüks arabalar geçiyor. içinde benim şarkım Aa. çalıyor. İşte bir anda bir gece kulübüne gidiyoruz benim şarkım çalıyor. Ne oluyor lan dedim. Tabii ki insanın götü kalkıyor o yaşta. Bunları hazmedemeyin. Belki de o kırılma anı ortam kısa olabilir mi senin hayatında? Yani birkaç kırılma anı illaki vardır değildi, ama. Değildi değildi. Ben rap'e adanmış bir insandım ve zaten bir noktada bunun ne olacağını biliyordum. Ama 17 yaşındaydın ortam ama on, kısa. Ama 11-12 yaşındayken başladım zaten. 5 yıllık tecrübeli bir rapçiydim ben 17 <laughs> Şimdi 17 yaşındaki çocukları gözlemlediğin zaman senin döneminden farklı mı şu anki çocuklar? Elbette. Çünkü sanatçıların da var. Hiç 17 yaşında sanatçın var mı? 17-18. Oldu. Yani şu ana kadar bizim şirketten bin tane yaklaşık şarkı çıktı. Çok daha ayıklar bir kere bize nazaran. Yani kanal kayıt dediğimiz bir sistem vardır bugün herkesin evet. kullandığı. Ben 3 senede öğrendim kanal kayıt yapabilmeyi. Çünkü sorabileceğim bir Google yoktu. Sorabileceğim bir rapçi abim de yoktu. Nadiren tek tük abilerimiz destek oluyordu ama öyle büyük bir destek de görmedik bunları öğrenirken kimseden. Teknoloji işi çok değiştirdi. Hı. Ama ne kadar kullanılıyor? E, hala böyle böyle yapacağım. Nasıl yapabilirim? Abi zaten orada Google var yani. E. Benden daha iyi cevaplar seni. Sen bir Z kuşağı genci olarak hala teknolojiyi nasıl kullanamıyorsun ki? Benim boomer olmam lazım. Ben cayır cayır teknoloji kullanıyorum. Ben daha boomer olmamışım. Sen neden bana soru soruyorsun ki? Aktif olarak stüdyoda bulunuyor musun? Kendi sanatçılarımızın işlerinde Hı. genelde sanatçının bütün işinin A'dan Z'ye başında olmaya yönlendirmeye e. çalışıyorum. Ama onun dışında ayrıca bir stüdyomuz var. Fonetik diyor orada zaten çok güvendiğim ekip arkadaşlarım var sevgili kardeşlerim var onlar zaten işi yürütüyor Server yorgun musun çok. 36 yaşında bir yorgun. 36 yaşında bir yaşlıyım. Peki bu hayatta seni yaşlandıran ne oldu? Ya da bu ülkede? İnsanlar. İnsanlar kısa ve net. Tam olarak insanlarla ilgili en rahatsız olduğun özellik ne Türkiye'de? İletişim kurmayı bilmiyorlar. Bir örnek verebilir misin? Bu örnek vermek çok zor bunu ama karşı tarafla bir şey konuşurken elimizdeki tek şey dilimiz. Dilimizi ne kadar kullanabiliyorsak karşı tarafa kendimizi o kadar anlatabiliyoruz. Tabii ki dilimizi kullanırken de karşı tarafın kapasitesini de gözeterek belli limitlerde kullanmamız gerekiyor. Ya da belki karşı taraf bizim kapasitemizi gözeterek belli limitler şiddetlerde kullanıyordur. Bilemem. Bu yüzden bu ülkede bu kadar şiddet var zaten. Kelimelerin tükendiği noktada olay kaba kuvvete dönüyor. Eğer biz dilimizi düzgün kullanıp doğru iletişim sağlayabilsek her şey çok daha rahat olur. Her şeyin başında iletişim problemi var. İnsanlar işlerinden şikayetçi. insanlar hayattan şikayetçi. insanlar taksicilerden şikayetçi. Büyükten küçüğe herkes her şeyden şikayetçi. Herkesin iletişimi bir şekilde düzelse iletişim sorunların büyük kısmını çözecek. Çok sokağa çıkıp sosyalleşen biri misin? Hiç değilim. Asosyal diyebilirim kendime. Buna mı dönüştün? Dönüştüm tabii. Bir süredir böyleyim. Uzun bir süredir böyleyim. Susamam bir kırılma anı oldu mu senin hayatında? Hiçbir kırılma anı olmadı. Ama ortam kızı en azından ergenlik bir ortam bitiminde ortam bir kırılma anıydı tabii ki. Senin e, peki o hani götü kalkık dedin ya evet. onunla mı başladı? Ondan önce mi öyleydin? Karşı taraftan beklediğim nezaketi ya da beklediğim iletişimi göremediğim takdirde ben de bir duvar örüyorum. Ördüğüm duvarı götü kalkıklık sanıyorlar. Benle düzgün, şeffaf, açık iletişimle konuşan insana karşı ben her zaman samimiyimdir. Ama bunu çok göremediğim için bir kelimeden bile ben o kelimeyi seçip o duvarı örüyorum. duvarı bir şekilde. Türkiye'de yaşamayı sonsuza kadar düşünüyor musun? Hep burada mı yaşayacaksın? Bir planın var mı? Yurt dışına çıkmak gibi. Vardı. Şimdi beraber Amerika'ya taşınmak istedik. Sonra yemedi ve burada kaldık. Yani gözün neyi kesmedi? Şöyle istediğimiz kadar bu ülkeden şikayet edelim. Öyle yapalım, böyle yapalım. Bu ülkenin bazı kolaylıkları ve pratiklikleri de var. Avrupa'da bir kredi kartı aldığında hala evine mektupla geliyor. Sonra bir hafta sonra şifresi yine mektupla geliyor. Burada e-devlet diye bir şey var. Özellikle benim gibi çok duruşmaya çıkanlar için çok pratik oluyor. Mektup <laughs> beklemektense. Aa yeni dava falan şeklinde. Belli pratikliklerimiz var. Belli networklerimiz, belli çevremiz var ve işimizi kolaylaştırıyoruz. Ben bir şey bozulduğunda uh -huh. kimi arayacağımı, kimden yardım isteyeceğimi ve bunun bana kaça patlayacağını biliyorum. Yurt dışında sıfırdan bir sayfa açmak. Ya bir de şimdi baktın da 16-17 yaşımdan beri ben bir iş yapıyorum burada ve yaptığım iş sayesinde belli bir çevrem var ve bir işi düzgün yaparsan taner emin ol her işi düzgün yaparsın. İş yapabilen ve yapamayan insan var. İş yapabilen insan az buçuk bildiği her işe girdiğinde hmm. o işi düzgünce yapabilir. Ben iş yapabilen bir insan olduğuma inanıyorum ama bu iş yapabilirlik de bir şekilde çevrenle, network'ünle kime neyi hallettirebilirsini bilmek de. Yani bir know-how'la mümkün. Bunu yurt dışında sıfırdan kurmak bana çok zor geldi. Başlayacağım nokta taksicilik. Uber şoförlüğü yapmak olacaktı ya da Amazon Flex dağıtımı yapmak evet. olacaktı. İşte bu yemedi. Sokağa çıktığın zaman veya şöyle baktığın zaman şu an Türkiye'ye, dünyaya senin isyan ettiğin şey ne? Bir şey kaldı mı isyan ettiğin yoksa bunların hepsini unuttun mu? Şu Sokağa çıktığımda komple isyan ediyorum zaten o yüzden çıkmıyorum. <laughs> evet. Sadece isyan ediyorum yani. Her şeye isyan ediyorum ve yoruldum artık. Ya yani isyan etmekten yoruldum. Oturalım evimizde Netflix izleyelim. Bundan. Bu, bundan daha fazlasını beklemiyorum ben bu hayattan artık. Ya serverin kalanı artık daha az isyan eden, evde daha çok vakit geçirip daha Onu istiyorum böyle chill yaşayan aynen, aynen. onu seviyorsun. Evet. Huzuru, huzuru orada buluyorum. Şimdi 36 yaşına geldin. Çok çok yetenekliydin. Hala da çok yeteneklisin ki yeni bir şarkılar da yaptın evet. yani. 10 şarkılık bir albüm diyebilir miyiz buna? Albüm, albüm evet. yaptın. Evet. Kaç yıldır albüm yapmıyordun sen? 2018'den beri albüm yapmıyordum. Evet en son çok yine böyle 50 kertesiye verdiğin yapmıştı. Hep garip isimler. şu şimdi de ezoterik. Ezoterik 2. Hiç öz gerçekleştirmek adına bir çaba albümün ismi. Ben sıkıldım. Evde rahat takılıyorum diyorsun ama taraftan da hala kafanda bir şeyler dönüyor. Dönüyor ki sen gittin ürettin. Dönmek zorunda dönmek zorunda yani. Neden yine albüm yaptın? Bir şey diyeyim mi? Albüm, Bırakırsın sanıyordum. Albümün işte. çıkacağı güne kadar ulan yaptık da yayınlamasak diye aklımdan geçirip durdum. Klip çekimlerinin olduğu günün bir önceki evet. gecesi. Abi gitmeseydim keşke de neyse şu kadar para ödedik gideyim dedim. Benim için bu albümü yapmak önemliydi. Sunmak değildi önemli hmm. olan. Ve işin sunum kısmına beni bağlayan her noktadan son ana kadar kaçasım geldi. İnsanların benim hakkında yorum yapmasını aslında istemiyorum. Hmm. ya Çok tezat bir şey yapıyorum. Onlara o alanı olarak. açmak istemiyorsun. İstemiyorum yani abi. Birinin yani. kim lan bu? Bu yaştan sonra birinin öyle bir şey yazması. Ya herhangi bir şey. Takdir de beklemiyorum. Aa hmm. ne güzel yazmış demesini de beklemiyorum. Boş ver abi. Ben seni tanımıyorum ya. Beni takdir etmesen de olur. Ya da beni eleştirmesen de olur. Sen eleştirince ben rencide de olmuyorum. Yani bakıyorum yapıp geçiyorum. Yani bu yolu, bu kanalı açasım yoktu aslında. O yüzden de sosyal medya kullanmıyorum pek mesela. Çok nadiren bir şeyler koyarım sosyal medyaya. Bir an içimden gelir. Senede bir iki kez koyarım. Daha ünlü olmak gibi bir hevesin var mı? Asla. Asla. Gerçekten. Asla. Bunu samimi söylüyor asla. musun? Gözlerime Çok, bak. Bak bak asla. Bir dakika. Asla daha ünlü olmak istemiyorum Taner. Yemin et. Yemin et. Kur'an'a da el basayım mı? Böyle mi? Çok dozunda bir ünlülüğüm var. Çok tanınan bir evet. e, sanatçı ya da yapımcı ya da kişilik değilim. Ama tanındığım noktalar bana fazlasıyla yetiyor ya. Daha evet. fazlasını istemem. Bir de ben beni benim gibi insanlar tanısın istiyorum. Benim gibi olmayan bir insan gelip benimle sohbet etmesin. Çünkü o sohbetten verim alamayız. Bu albümü şunun için yapmış olabilir misin? Rap de aldı başını gidiyor ben de biraz nemalanayım, ben de bir işin içine gireyim. Bu Belki... kadar tezat bir sound olmazdı o zaman öyle düşünseydim. Güncel sound, ya ben yapımcıyım. Tamam ben öttürürüm. Evet. Yani güncel sound bir şeyler yapmak istesem en kral beatlere, en kral flowlarla evet. bunu da yapabilecek kapasitem var bunca yılın deneyimi sayesinde. Aslında senin yaptığın bu Ezoterik iki hiç kalanı mı? Hoş geldiniz albümü gibi bir şey aslında. Biraz öyle gibi. Yani ben o çok ilgimi çekti ve dedim ki oha dedim yani evet. server resmen kalanını anlatmış. Evet. Demiş ki kardeşim bak ben evet. bunları yaşadım evet. ama ben artık böyleyim. Evet. Böyle düşünüyorum. Bravo abi. tam olarak bu. Zaten albümü yaptığında tabii ben esprisine böyle bir e, soru sordum. Senin zaten öyle bir kaygın olmadığını biliyorum. Bu arada ben rap'in yükselmesinden en çok nemalanan insanlardan biriyim. Hı hı. Ben bir hip-hop yapımcısıyım. Benim işim rap yapmak değil ki. Benim ana işim, ana para kaynağım yapımcılık, evet. müzik direktörlüğü evet. vesaire vesaire. Müzikle alakalı beni geri planda tutacak işler benim gelir kaynağım. Ben zaten kameranın önünde olmaktan hoşlanan bir adam değilim. Aktif rap sanatçılığını, ön planda olmayı evet. bırakıp evet. arka planda bir şeyler yapma kararı aldığın dönemi hatırlıyor musun? Bu da böyle çok keskin olmadı. Bu da bir süreçti. Yani düşün ki 11-12 yaşından beri rap yapıyorum. Ah. Belli ideallerim var. Çıkmak istediğim tepe noktalar var. Evet. Ve bu yolda yürüyen bir insan olarak bir noktada dönüp baktığında şeyi görüyorsun. Abi benim böyle bir isteğim yok ya artık. Ben neyin peşinden koşuyorum? İlk motivasyonum kendimi kanıtlamaktı. Çünkü evet. sen top rapçilerden biriydin. Zamanında. Değil mi? Yani sonuçta evet Ceza, Sagopa evet bu tarz isimler var ama sonuçta bizim de bir jenerasyonumuz Piton var. Piton dönemim yüksek bir dönemdi. Çok iyi bir dönemdi. Sonuçta demek ki bir düşün vardı. Evet. Bir motivasyonun evet. vardı. Sonra evet. bir şey oldu. Evet. Sen bir şeyler gördün. getirince yetenekli olmadığını mı düşündün? <laughs> Yok. Başta motivasyonum kanıtlama çabasıydı. Rap'le büyüdüm. Bunun içinde yer almak istediğimi fark ettim. Bunu iyi yapmak için çok çaba sarf ettim. Çok çalıştım. Sonrasında önce kendimi kendime sonra kendimi insanlara kanıtlamak istedim <laughs> ve saygınlık meselesiydi biraz da. Bu dünyada saygınlık kazanmadan mutlu olamıyorsun. Belki de bunun buydu bunun sebebi. Bunların hepsini kazandım çok şükür. Saygınlık kazanmak için bir şarkımın 2 milyon 3 milyon dinlenmesine gerek yok. Ben o saygınlığı zaten göz göze baktığımda iki kelime sohbet ettiğimde bir şekilde kazanırım karşı taraf bunu açıksa. Ve saygı göstererek saygınlık kazanırım. İnsanlar sanıyor ki saygınlık kazanmanın yolu onu da ez bunu da ez kafasına bas yukarı çık. Hayır ben saygı göstererek saygınlık kazanırım. Bunları zaten açtım. Müzikten alabileceğim çok şey vardı. Hepsini aldım ve artık bana verebileceği bir şey kalmadı müziğin. Şu an bu albümü yaparken de yani ekip arkadaşlarım şahit hep şunu dedim. Abi bu albüm dinlenmeyecek bunun çok farkındayım ama ben bunu istediğim gibi yapmak ve kafamdaki soundu kafamdaki sözleri bu şekilde çıkarmak istiyorum çünkü biri de bunu yapsın ya. Ama hep aynı şeyi dinliyoruz. Biri de bunu yapsın. En sevdiğin şarkı hangisi oldu bu albümde? Benim evet, şarkılarım. Yani öyle, mı? Ya da "Kalanıma Hoş Geldiniz" konseptine en uygun şarkı hangisiydi? Hepsi 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 Kalanıma Hoş geldiğine çok uygun. O şarkılar içinden hiç bir tane böyle söz var mı? Abi bu biraz şöyle gözüküyor yani lafını kestim. Bak bu bu şarkıda ben şunu şunu söyledim. Çok iyi söyledim ya bunu yapmak istemiyorum. Şarkıları açıp sözlerine bakarsan. Ama baksınlar değil mi? Ilk, bence evet. Kendileri bilir bu arada. Bu albüm de biraz niş bir kitleye hitap etmesi gerekiyor. Bu albümü bana yakın yaşanmışlıkları olmayan bir insan dinlerse bu ne ya der geçer. Sence bu albümü 17-18 yaşındaki çocuklar sever mi? Çok sevmezler gibi geliyor ya. Biraz daha böyle 22, 23 üstü. Geri dönüp baktığında vakit kaybıydı dediğin ne oldu hayatında? Hiçbir şey olmadı. Keşke yapmasaydım dediğin. Hiçbir şey olmadı. Yaptığım bütün yanlışlar bana karakterime artı bir tuğla olarak geri döndü. Öyle mi oldu gerçekten? Evet. Evet. Ya şu arkadaş grubuyla evet. keşke takılmasaydım, şu ya. şu kadar uğraşmasaydım. Ben o arkadaş grubuyla takılmasaydım, ben o arkadaş grubu zihniyetindeki insanları tanıyamayacaktım. Böylelikle bugün karşıma geçtiklerimde onlarla nasıl diyalog kuracağını bilmeyen fanusta yaşamış bir insan olacaktım. Çok boktan adamlarla hmm. Çok boktan şeyler yaşadım, çok boktan insan tanıdım, iyi olarak az insan tanımışımdır ve o boktan insanları tanıdığım için bugün. Evrildim ve bir noktada neyin ne olduğunu bilir. Ayık dediğimiz hale gelebildiğimi düşünüyorum. Şu kararlar alabilen bir insansın. Ne yapıyorum lan ben? Evet. Dediğin dönemler ol, oluyor evet. ve buna göre de bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorum lan daha ben? Daha organik gelişiyor olay. Evet. Yani benim bir benliğim var ve ben istediğim kadar o benliğin ötesinde hareketler yapmaya çabalıyım. Bir noktada benliğim bastırıp ne yapıyorsun sen diyor. Ve ister istemez o mesafeyi biraz daha açmaya başlıyorum. İster istemez bunu kasten. O, Bu adam çok şerefsiz. Hadi bununla mesafeyi açayım şeklinde gelişmiyor. Peki hiç o yaşlarda yani 20'li yaşlarını düşünelim. Keşke şuna daha çok önem verseydim dediğin bir şey oldu mu? Eğitim, akademik ben, anlamda mı? Tabii tabii. Üniversiteye giderken işim gücüm, takılalım, gezelim. Tabii tabii bitirdim. Yani hangi bölüm? Üniversiteye ben müzik bölümünden girdim, medya ve iletişim sistemlerinden Aa, çıktım. Evet. Hatta üniversiteye 17 yaşında girdim, 22 yaşında falan bitirdim. Üniversite çok bitirmek mesele değildi ya. Evet. Üniversiteyi bitir, biraz kafası çalışan adam. Hele ki şimdi online falan <laughs> Saçmalık. Öyle değildi. Gerçekten üniversite gibi bitirdim üniversiteyi. Ama mesele bitirmek gerektiğidir. Çünkü bitirmek senin sınavlardan geçmenle ilintili bir şey. <laughs> Benim oradan alabileceğim, orada çok değerli akademisyenler vardı. Benim oradan alabileceğim inanılmaz bir bilgi yoğunluğu vardı. Fakat 17 yaşında üniversiteye girip 22 yaşında ya da 21 yaşında hatırlamıyorum bitiren bir insan için bunları görebilmek kolay olmuyor. Çünkü o sırada hayatın biraz daha eğlenceli noktalarına kafan takılmış oluyor. <laughs> Ve boş ver abi dersi gidelim Taksim'de içelim akşam kızlar da var falan durumuna geliyorsun. Şimdiki aklımla üniversitede olsam akademisyenlerden alabileceğim tüm bilgileri alır. Fazlası için kendimi yorar ama dönüp baktığımda da keşke böyle yapsaydım diyemiyorum. Evet. Yaşımın gereği gibi davrandım orada. Onları da yaşamam gerekiyordu. O sosyalleşmenin ne olduğunu dibine kadar yaşamam gerekiyordu ki asosyalliği tercih edebileyim. Çünkü asosyallik bir tercihtir. Hmm. Eğer ruhsal bir sıkıntın yoksa. Ben ruhsal bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Tercihen asosyalim. Evet. De sosyal mi desek acaba ona? Olabilir. Ne burcusun sen? Koç. Karakter olarak zaten hep öyle olmayı, bir şey olmayı sen hep tercih ettin. Hiçbir şey olmamayı tercih ettim aslında. Evet. Hiçbir şey olmamayı yakalayabilmek adına her şey oldum sonrasında da hiçliğe ulaştı. Bir günün nasıl geçiyor? Bu kadar yol bittikten sonra... şu an 36 yaşındaki evet. Server Uraz, yapımcı Server Uraz diyelim. Ne yapıyor bir gün? Uyanıyorum. Önce işlere bakıyorum. Yapmam gereken bir şey var. Geceden bitirmiş oluyorum Hı -hı. zaten yapmam gerekenleri. Yeni bir şeyler var mı diye bir saat civarı işlerle ilgileniyorum. Kahvaltı yapıyoruz eşimle. Sonra bir spora gidiyorum. Hı -hı. Dönüyorum biraz daha işlere bakıyorum. O gün toplantım varsa oraya gidiyorum. Ama işle alakalı bir şeyimin olmadığı günlerimi evde geçiriyorum. Oturuyoruz, bir şeyler izliyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkesin hayal ettiği bir rahatlık yani bu. En basit şekilde yaşamak için en komplike çalışmalarla o yoldan yürümeye çalışıyor. Neticede 65 yaşında emekli olduklarında huzurlu bir şekilde televizyonun karşısına oturup rahat rahat durabilsinler diye. 65 çok geç. Ben onu bugün yaşayacağım yani. 26-27 yaşında deli gibi çalışmaya başladı. Sabah uyanıyordum, Hı -hı. çalışmaya başlıyordum. Senin için çalışmak neydi o zaman? Ne yap, ne iş yapıyordun? Yapımcılık işine başladığım ha. dönemler. Sabahtan akşama kadar bilgisayarın başından kalkamıyordum. Tuvalete falan kalkabiliyordum. Bir yapımcı ne yapabilir ee, ki o kadar çok? Kaç kişiyi çıkardığınla alakalı. Şimdi 2017-2016 civarında epidemik yapımdan çıkan işlere bakarsan az buz değil ya. Yani. Şu an Türkiye'de yapımcılık para kazandırıyor mu? Kimi çıkardığına bağlı. İşte. O da bir yetenek meselesi değil mi o zaman? Yapımcının da bir... O yetenek... zaman öyleydi de şu an o işe girersek iş müzik programına döner. Ne? Şu anda yetenekli olmak, iyi çıkış yapmak için hiçbir anlam ifade etmiyor ne yazık ki. 4-5 senem Hı -hı. nefes almadan çalışarak geçti. Evet. Bunun sonucunda biraz kafamı kullanıp sistemlere oturtup çünkü bir tane değil benim Hı -hı. yaptığım iş. Hı -hı. Müzik dışı da işler yapıyorum. Y yeri geliyor ithalat ihracat bile yapıyor. Çok fazla iş yapıyorum aslında. Belki bundan daha çok keyif alıyorsun artık. Müzikten daha keyif alıyorsun. Yönetmenlik bile yapıyorum. Ee, geçen gün çok sevdiğim bir arkadaşımın ajansının işi için bir fabrika çekimi yaptık. Bunun yönetmenliğini yaptım ve bunun yönetmenliğini yaparken üzülerek söylüyorum ama sahnede aldığım keyiften daha fazlasını aldım. Dünyada bütün meslekler aynı parayı ödeseydi Hı -hı. hangi işi yapmak isterdin? <laughs> çok iyi soruymuş ya. Abi çok kolay cevaplanacak bir soru değil ya bu. Ben mesela ne yapmak isterdim? Şair olmak isterdim. Şair olmak isteyen evet. bir gezgin diyorsun. Olabilir. Evet. Yani isterdim şiir yazıp para kazanayım. Ben şair olmak istemezdim onu söyleyeyim. Yani şiiri çok cringe buluyorum hatta. Ben evet. e, trafiksiz bir şehirde taksici olmak isterdim. Bunun neresi zevkli ya? Zevkli abi sürekli dinamik değişiyor. Sürekli gittiğin yol değişiyor. Arabana binen sohbet ettiğin kişi değişiyor. Öyle yönetmen vesaire yok, bir şey değil. Yok, yok taksici değil. olmak isterdim herhalde. Türkiye'de korkuyor musun? Çok. En çok neyden korkuyorsun? İnsanlardan. Abi geçen gün taksiciye evet. sıktılar ya. Durup dururken sıktılar. Olayın perde arkasını anlamaya çalıştım. Mı? Bu bir kan davası mı? Bu bir intikam terör, mı? Terör eylemi olabilir mi bu? Ben Böyle hala. terör eylemi mi olur? Belki sadece Türk diye sıktı. Bilmiyorum artık etnik bir çatışma mı bu? Abi Türkiye'de Türk'sen her an mermi yiyebiliyorsun yani. Sen niye korkmuyorsun ki insanlardan diye sorarım sana. Adam biniyor ve sıkıyor. Sonra incelemişler Sıktıktan galiba. Sıktıktan sonra da tokat falan vuruyor ya. Böyle hani ben ne yaptım falan da yok. Yani böyle Aa, öyle herkese güvenmeyeceksin. Abi ben nasıl korkmayayım insanlardan? Bu psikopatlığın daha da ötesi artık Trafikte ya. Trafikte biriyle kavga etmeyi tercih etmiyorsun değil mi? Etmemek için elimden geleni yapıyorum ama çok sinirleniyorum. Aşırı sinirleniyorum. Daha buraya gelirken de ya en az üç kere sinirlendim. Bir tane yani. evet. haddini bildirmem gerektiğini hissediyorum bir noktada. Buna bulaşmamam gerektiğini de hissediyorum. Ama onun böyle bir şey yapmaya haddi olmadığını da bilmesini sağlamam gerekiyor. Ve ona onun dilinden konuşmam gerektiğini de hissediyorum. Ya bu bir çatışma bu arada yani. Her gece oturup şey diyorum yapmamalıyım. Daha sakin olmalıyım. insanlara bulaşmamalıyım. O adam iletişim kurmayı bile bilmiyor. Senin dengin değil uzak dur diyorum. Ama kan beynime sıçrıyor o an geldiğinde. Tam olarak ne yok da biz bu sorunu yaşıyoruz? İletişim. Sinyal vermek bile bir iletişimdir tamam mı? Ben sola döneceğim demektir. Evet. Şöyle tamam mı? Bak sinyal verme hareketi bu. Bunu bile yapmıyorlar ya. Tamamen hani, sorunumuz iletişim bak ülke olarak sorunumuz Hı -hı. iletişim. Yok siyaset yok bilmem ne geç abi on, evet. her şeyden önce iletişimimiz yok bizim. Siyasetçiler de iletişim kuramıyor bu arada. Yani ben her zaman Parti söyleyeyim. parti fark etmeksizin Bugün... siyasetçiler de iletişim kuramıyor. Oy kullanıyor musun? Mecbur olduğum zamanlar kullanıyorum. Mesela son seçimlerde oy kullandın mı? Kullandım. İyi mi yaptım? <laughs> Yok. yani server orası ikna edebilen biri oldu mu yani? İkna olmadım. Ya beni ikna eden biri olamaz. Benim görüşlerimi birebir yansıtabilecek bir siyasetçi olamaz. Ben ideolojilere bağlı yaşayan bir insan değilim. Ben sıfatlara bağlı ben buyum. Ben komünistim. Ben sosyalistim. Ben faşistim. Ben oyum. Buyum diyebilen bir insan değilim. Benim kendimce doğrularım, yanlışlarım etik ve ahlaki değerlerim var. Bunu temsil edebilecek bir görüş yok şu anda. Benim verdiğim oy bu ülke için böyle olsa daha iyi olur diyebileceğim bir oydu. Yani burada tek tek bu parti bunu yapıyor bu parti o, bunu yapıyor ki. meselesi değil. Bugün AKP gider, yarın CHP gelir. Eminim evet. onlar da aynı şeyi yapar. Benim siyasetçilere güvenim Yok benim siyasetçi dediğim milletvekili dediğim adam benden zeki olacak. Ben o adama kendime emanet edebilirim. O benim için iyi düşünür diyebileyim. Çoğunu zaten beğenmediğini biliyorum ama takdir ettiğin, beğendiğin bir siyasetçi var mı? Hayır. Peki gözlemliyor musun? Açık evet. yani izliyor musun televizyon Tabii. falan? Tabii. Ha, dünyaya o konuda tabii, tabii. dünyaya o kendim kopuk da... değilsin. Yo her şey yani Instagram'da paylaşım yapmıyorum ama kim ne paylaşmış, kim ne giymiş, kim ne yemiş hepsinden <laughs> haberdarım. Yani çünkü insanın beynini boşaltması gereken zamanlar da oluyor. Dönüp şeyde izliyorum, kısmetse olur da izliyorum. Hı -hı. Çünkü beynimi boşaltmak benim için çok önemli. Ben beynimi boşaltmazsam patlayacağım artık. O yüzden boş vakit geçirmem gerek. Ya seni zaten burada ağırlamak istememin sebebi buydu. Ben kafası çalışan insanların eski ve yeni hayatlarını merak ediyorum. Hı -hı. Bu kadar kafası çalışan dolu insanlar eskiden nasıldı? Şu an ve dünyaya nasıl bakıyor? Estağfurullah Dünya kendimi öyle nitelendirmiyorum. Kafam çalışıyor diye nitelendirmiyorum. Ben öyle Bu öyle biraz cüretkar olur ama sadece kafamı çalıştırmak için elimden geldiğince çaba sarf ediyorum diyebilirim. Farkında olmaya çalışıyorum. Hı -hı. Ayık olmaya çalışıyorum diyebilirim. Bu dünyaya bir çocuk getirmek istiyor musun? İstiyorum. Beni şaşırttın ama. Ben hayır diyeceksin sandım. İniyorum ailen hocam. mi seni değiştirdi? Ailem beni çok değiştirdi. Eski rapçi Piton'dan gelen Server Uraza. evlilik ne kattı? Ya evlilik benim yanından bile geçmek istediğim bir müessese değil. Ben de şaşırdım. Ailen beraberken de çok güzel bir ilişkimiz vardı evlenmeden önce. Ama evlilik pek açıkçası aklımdan geçmiyordu. Hatta bizim ailenle bir küçük tartışmamız hani bu işin sonu nereye gidiyordan yola çıkarak e, geldi ve istemiyordum yani. Korkuyordum. Bilmiyorum. Evet. Sonra bir sabah uyandım ve evlenmeliyiz dedim. Bir sabah ya. Bir sabah uyandım ve evet biz evlenmeliyiz artık evet. dedim ve harekete geçtim. Bu nasıl oldu inan bilmiyorum. Ama evlendikten sonra aslında hayatın çok değişmedi o zaman. Çok değişmedi. Yani sen öyle çapkındın da evlendin bıraktın öyle bir adam oldun. Yok yani Tabii hareketli bir gençliğim vardı ee, ama bu bırakma meselesi değil. Zaten Aydin'le uzun süre sevgiliydik hı hı. yani. Zaten o hareket durmuştum. Başka biri olmuştum çünkü yanımda biri var ve onun sorumluluğunu da taşıyorum. Onu utandıracak, onu küçük düşürecek şeyler yapmamam gerekir. Ya olmam gereken yere getirdi bence beni ya. ya. Yani şöyle biz hep ya aslında evlilikten korkma sebebim de herhalde o. O kadar kötü örnekler duyuyor ve görüyoruz ki ya da evli çift arkadaşlarımıza baktığımızda yani hepsi değil ama bazılarında böyle bir olmamıştık. Bazı ya da ne bileyim şikayet ediyorlar birbirlerinden. Birbirlerinin yanında değilken arkalarından. Ya işte benim kocam da şöyle, benim karım da şöyle. O, o kadar mutsuz evlilik gördük ki evlilik ister istemez insana itici bir şey uyguluyor. Baskı uyguluyor. Fakat doğru kişiyi bulduğunda ya ailen olmasaydı hayatımda evlenmezdim bu arada. Mesela beni şaşırttın. Çocuk yapmayı asla istemez demiştin. yo isterim ben o çocuğu doğru bildiğim şekilde doğru yetiştirebilirsem Hı -hı. eğer belli bir çevrede evet. belli belalardan uzak tutarak elimden geldiğince ki ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Biz Hı -hı. ne kadar beladan uzak durabildik de o duracak bilmiyorum. Ama abi hep cahiller mi çocuk yapacak ya? Birkaç tane de akıllı çocuk geçsin şurada. Ama genel olarak evliliği çok düşünmezken ilk evet defa düşündüğün kişiyle evlenir aslında. Evet. Zaten çok evliliği düşünen, evliliği konuşan, zikreden bir adamla <gülüyor> evlenilmez. <gülüyor> Bak, Doğru. Çünkü abi. onun amacı evlenmektir. O kişiyle evlenmek değildir ki. Onun belli standartlarını karşılayan kim olursa olsun onunla Bak, evlenir o kişi. Kadından bağımsız adam özelliği söylüyor. söylüyor. Dilinde sürekli evlilik olan kadın bir şekilde sırtını dayadığını hissettiği anda evlenir. Tamam. O duygusal tarafta beni mutlu mutlu Dinç eder. Linç etmeyin ha beni cinsiyetçi falan diye. Bu yanlış Yo, anlaşılmasın. Ben bu arada evliliği amaç haline getirmiş bir kadınla evlenmem. Çünkü... Evliliği amaç haline getiren bir adamla da bir kadının evlenmemesi gerekir aynı şekilde. Adamla ilgili şöyle bir sorundan bahsedeceğim. Kadın duygusal olarak beni rahatsız eder. Evet. Yani motive olamam. Evet. Çünkü bana mı yoksa evliliğe mi aşık olduğu arasında gidip gelebilirim. Evet. Evet. Ama adamla ilgili şöyle bir sorun var Servert. Genel araştırmalarım şimdi ben aslında böyle şeyi çok seviyorum. Gazeteciliği, araştırmayı, araştırmacı gazeteciliği kurcalamayı çok seviyorum ve araştırıyorum. Uzun yıllardır gözlemliyorum da. Kadına en çok şiddet uygulayan ya da kadına şiddet uygulayan, darp eden ve mutsuz eden erkeklerin çok 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 önemli bir kısmı evlenmek istiyorum diye ortada gezen erkek oluşuyor. Hadi ya. Çok enteresan bak, bir şey. bugün kadın cinayetlerine bak. Karısını öldüren erkeklere bak ve araştır. O erkek evlilik için kadını peşinden koşmuştur. Çoğu böyledir. Bugün şiddet görmüş mutsuz kadınlara git bak sohbet et. Ben hepsiyle ediyorum. O zaman şiddet obsesyondan kaynaklanıyor. Yani o kadını e, bir obsesyon haline getiriyor. Evde ettikten sonra da kafasında ki perspektife uymayan her hareketi onu cinnet geçirtiyor. Kurban arıyor. Bak ben kızım büyüdüğü zaman 8 yaşında ona hep şunu söyleyeceğim. Evlenmek istiyorum diyen adamdan uzak dur. Senden önce evlilik konusunu, senden önce evlilik lafını açan adamdan uzak dur. Evlilik lafını açan adamdan bana göre hayır gelmez. Enteresan bir veri bu. Çünkü bütün araştırmalar bak konuş ya herkes çevresindekine sorsun. Kocasından şiddet gören, zorbalık gören, problem yaşayan kadınların çoğunun kocası ne olur benle evlen diye kapısında yatmıştır. Çoğu. Ben bunun söylediğinden ziyade obsesyon olduğunu düşünüyorum. Yani birinin kapısında evlenmek için yatan bir adam o kişiyi takıntı haline getirmiştir. Takıntı haline getirdiği kişinin belki bir şöyle bir bakışından bile şiddete varabilecek Hı -hı. problemler çıkarabilir. Hı -hı. Anlayışsızlık ve tabii ki iletişimsizlik. Bunu cinsiyetçi bir soru olarak düşünme. Bu ülke özelinde düşün. Bir kızın mı olsun isterdin oğlun mu? Oğlum. Neden? Kadınların uğradığı baskıları görüyorum çünkü. Yani diyorsun ki çekmesin bu çileyi. Çekmesin tabii. 2024 yılındayız. Kadınlara hala bir cinsel obje gözüyle bakılıyor. Kadın o kadar başarılara ulaşmış. İnanılmaz bir akademik geçmişi var. İnanılmaz işler yapmış. Pırıl pırıl bir zekası var. Ama bir erkeğin ilk baktığı şey o. Bir yandan da şu konuda da bir olgunluğa erişemedik. Dikkat edersen yaptığın iş her ne olursa olsun evet. güzel bir kadın ya da yakışıklı bir erkeksen olmayanlara nazaran daha başarılı oluyorsun. Bu ne abi? Bu, bu bu ne? Bunun açıklaması ne? Yani bu bedenle dünyaya gelmek benim kararım değildi. Benim beynime bakman lazım. Çünkü bu beden bana ait değil bu beden kendiliğinden oluştu. Bu beyin bana ait. Kaşım, gözüm benim sorumluluğum değil ya böyleyim ben yani. Bu bir kıyafet bana doğarken bir şekilde bu kıyafet giydirilmiş. İçini görmediğin sürece beni anlayamazsın. Baktığında gördüğüm ve sende yargı oluşturan tipim benim elimde değil. Bunu kabul edersek her şeyi çok daha iyi anlayacağız yani. Epidemik yapımda sanatçılar var. Yaş ortalamaları ne sence? Yaş ortalaması. Bence 22. Güzel. Sanatçı yani şarkıcı olmak ünlü olmak isteyen gençlere ne söylemek istersin? Kısaca şunu söylemek isterim. Hedefiniz ünlü olmak değil iyi iş yapmak iyi olsun. İyi iş yaparsanız bir noktada zaten ün gelir. Kötü iş yapıp sadece ünü kovalarsanız yine ulaşırsınız Hı -hı. ama tarihe bok gibi işler yapan ve ünlü olmuş biri Sence olarak geçersiniz. Sence Türkiye'de kötü iş yapmış ve ünlü olmuş birisi var mı? Milyonlarca. Kim var aklına ilk gelen? Bunun isim veremem. Çünkü ben isim verirsem o kişi bana bir şey yazacak. Sence Kim ben Ben Ferro kötü iş yapıp ünlü olan olduğunu... birisi mi? Ben Ferro kötü iş yapıp ünlü olmadı. Ben Ferro'nun çıkışını Ben Ferro ile beraber yaptık zaten. Teknik olarak komplike bir flow tekniği yoktu. Evet. Bir duruş sergiledi. Kolay anlaşılabilir rap yapacağını gösterdi. Hı -hı. Neticede 2018'de Ben Mahallemiz Esmer şarkısını çıkardığımızda Türkiye'deki rapin akışına bir ölçüde etki ettik. Şu an neden piyasada yok. Bilmiyorum ben artık mı? benim sanatçım değil. Ama yani... İlk iki şarkısını ben çıkardım. Sana mesela Uzi güncel şarkılarıyla gelse ona yatırım yapar mıydın? Uzi'ye mi yapardım? Tabii, Şu anki tabii. şarkılarıyla Şarkıları gelse. Şarkıları zaten ben para ederim diye bağırıyor ya. Beni, hmm. beni bütün Z kuşağı cayır cayır dinler. TikTok çeker diye bağırıyor. Bunu göremeyen yapımcı kördür zaten. Tabii ki Sen tabii ki hiçbir Türk sanatçıyı çok dinlemiyorsun ama sonuç olarak Uzi albüm yapardın. Sana yapardım, öyle bir sanatçı yapardım, gelse. yapardım. Hiç düşünmeden yapardım. Uzi sıfır bir isim olsa şu evet. an. Şu an bulunduğu star konumunda olmasa. Tanımadığım bir isim Aha. olsa. Ve bana şarkı larını yollasa Ya derdim bunu çıkarmayı bir kenara koy. Gel anlaşabiliyorsak uzun süreli bir anlaşma yapalım. Bu yolu beraber yürüyelim diye çağırırdım. O şarkılar çok belli para edecek şarkılar oldu zaten. Şimdi ben ünlü isimlere baktığım zaman mesela çok iyi rap yapan senin sanatçın veya değil. Kim var? Yeni jenerasyondan uh -huh. mı? Baneva'yı çok beğeniyorum mesela. ben. de. Üf, Baneva çok Hı. iyi değil mi ya? Çok iyi. Sence underrated kaldı mı? %100 kaldı. Amerika'da olsaydı Baneva televizyonlarda şey Amerika'da tek nine underrated. Doğru. Şimdi Popüler kültür bir şeyler ister. Ya istediğini verirsin Hı -hı. ya da dersin ki ben teknik bir adamım kardeşim. Ben yaptığım işin en iyisini yapacağım. Alan alır almayan almaz. Hı -hı. Bence Baneva böyle bir adam. Umarım da böyle kalır. Yaptığı şey çok değerli. Umarım hayatını idame ettirecek kadar en azından Hı -hı. kazandırıyordur yaptığı iş ona. Çünkü ben bunu dinlemeyi seviyorum. Ben teknik olarak zor bir şeyleri dinlemekten keyif alırım. Teknayın dinlemekten nasıl keyif alıyorsam Baneva dinlemekten de öyle keyif alırım. Çok genç bir çocuk ve çok yetenekli evet. değil mi? Evet, evet. Ben şoka giriyorum. Bu çok değerli ama beni üzen nokta böyle değerlerin çok ucuz sanatçılar kadar bile değer görmüyor onu. Eminim Türkçe dizi de izlemiyorsun. İzliyorum, izliyorum. Hangi diziyi izliyorsun? Özellikle mafya dizilerini. Ne? Hepsini izlemişsin. Sana ne oldu evlendikten sonra ya? Türk dizisi izliyorsun. <laughs> çok. Kafanı biraz. Hep izlerdim. ya. Ben kaygısızları için. falan da izlerdim. En sevdiğim dizidir mesela kaygısızlar. Bu arada bence Türkiye'de özellikle dijital platformlarda müthiş işler yapılıyor. Evet. Şimdi Türk dizisi deyip elimizin tersiyle itmeyelim. Tabii ki Avrupa'da ve Amerika'da çok daha üst düzey işler yapılıyor ama izlediğin dizide de kendi kültüründen yaşanmışlığından bir şeyler görebilmenin de zevki başka. Hı -hı. Bu arada çok dandik dizileri de severek izlerim. İlla izlediğim şey bana bir şey katmamalı. Her şeyden bana bir şey katmasını bekleyemem. Bana sadece eğlenceli ve kendimi kaptırdığım bir vakit geçirmesi bile o diziyi izlemem için yeterli oluyor. Hem müziğe de böyle bakabiliriz. Bugün insanlar müziği bana bir şey katsın diye dinlemiyor. Arkada çalarken beni sallasın. İşte arabada çalarken basları güçlü vursun. Kulüpte dinlerken gaza geleyim gibi olgularla müzik de dinleniyor. Ben de sıradan bir izleyici olarak tıpkı rap dinleyen sıradan bir dinleyici ne kadar boktan adamları dinliyorsa ben de o kadar boktan dizileri izliyorumdur muhtemelen. Senin senin jenerasyonundaki rapçilerle çok ünlü olamadılar. Bakayım patron çok ünlü oldu. Bravo patron söyleyecektim. Ama mesela Hayki vardı. Evet. Sanki böyle bir şeyde kaldılar. Yani yani keşke ne Ezel çok ünlü oldu artık. Bizim jenerasyon bu sayılır. Bir altı mı sayılır bilmiyorum ama. Ezel bence senden bizden bir sonra geldi Öyle yani. Mi? Onlar şu an mesela zengin diyebilir miyiz? Zengin. Diyebiliriz. Para kazanıyorlar mı? Evet. Ama mesela tanıdığım birçok rapçi ünlü gibi olmasına rağmen hala para kazanamıyor. Yani rapçilerin para kazanmada tek yolu Spotify mı? Başka bir şey yok mu? Konser. Ama konser kim Sponsor. yapıyor? Yani sponsoru nereye alacak sponsoru? Konsere mi? Üstüne başına. Zor ya. Yani, yani günümüzde hangi mesleği icra ediyorsan et <laughs> bir fenomen gibi davranmak zorundasın ki midemi bulandıran şeylerden evet, evet, biridir. Evet, evet. Ben bir müzisyensem eğer benim tatile gittiğimde şimdi de tatildeyiz diye story çekmeme gerek olmamalı. Benim müziğim beni dinlemek isteyen insana yetmeli. Ya da ben yemek yerken bakın bunu yiyorum diye çekmek zor. Abi ben şey değilim. Ne deniyordu internet ünlüleri? Influencer. <laughs> influencer. Oh my God. Bizim jenerasyon... Influencer değilim ben. Ve influencer gibi davranmak zorunda olmamalıyım. Orada ben müzisyensem müzik yapmalıyım. O zaman bizim yetenekli jenerasyon kaybedenleri orada kaybetti. Çünkü ona ayak uydurmadılar. Uydurmak zorunda olmamalılar zaten. Bravo, bravo. yani Ama bugün başarılı sanatçılar ne yapıyor? Bir influencer gibi davranırken <laughs> arada da müzik yapıyor. Hayır abi ben müzik yaparken arada belki paylaşım yapan kafadayım. Belki yaşımdan dolayı almıyor beni. Yani yaşadığım bir şeyi tanımadığım insanlarla paylaşmanın benim için cezbedici bir tarafı yok. Gördüğüm güzel bir manzarayı siz de bakın diye arkadaşlarıma yollarım. Arkadaş dediğin de iki tane falan arkadaşım vardır ha. Onlara yollarım en fazla. Ben niye binlerce kişi bunu görsün isteyeyim ki? Benle aynı bakış açısına sahip değiller. Senin döneminden en iyi rapçi kimdi? Herkesi çok beğenirdim. Ben bizim jenerasyonu çok severim bu arada. Beğenmediğim adam nadirdir bizim jenerasyondan evet. teknik olarak. Ben işe biraz teknik bakarım. Yani ben bir rap şarkıyı dinlerken teknik olarak söz yazım şekli nedir? İşte nasıl kafiyeler yapıyor? Ne anlatıyor? Evet. Anlatırken satırlar arası bunu ne kadar bağlıyor ve ne kadar katmanlı? Sence rapin bir matematiği var mı? Var. Ve evet. bu matematiği sen biliyorsun. Biliyorum. Sanatçılarına anlatıyor musun zaman zaman? Bilmiyorlarsa anlatırım. Genelde bilir zaten rap yapan adam. Bir yapımcı olarak bunu önemsiyor musun şu an? Matematiği mi? Evet. Ha yapımcı olarak önemsemiyorum. Bir rap sever ya da rap dinleyicisi ya da bir rapçi olarak önemsiyorum. Ben yapımcılığı, ticari yapıyorum. Tamam. tamam. Para ödenen herkesi çıkarır mı? Tabii ki herkes öyle bence de. Yani şu an hiçbir kuruş parası olmayan yetenekli birisine bir yapımcı kaç para harcıyor? Yapımcısına bağlı. Benim gibi bağımsız yapımcılar çok harcayamaz. Hmm. Ama ödene alan global label'ların Türkiye temsilcileri vardır. Her ay global label'lar Türkiye temsilcilerine der ki... Şey her yıl pardon. Bu yıl için şöyle bir ödeneğiniz var. Bu sanatçılara harcanacak. Orada da o yapım firmasının başındaki kişi o paranın istediği kadarını harcar. istediği gibi gösterir. istediği kadarını da cebine koyar. Peki bu çocuklar... Ünlü olmaya çalışırken, kendilerini duyurmaya çalışırken sence neye dikkat etmeliler? Ünlü olmaya çalışmamaya. Okey. İyi iş yapmaya. Çünkü bizim motivasyonumuz ünlü olmak değildi. Bizim motivasyonumuz iyi rap yapmaktı. Hı -hı. Ben o kadar iyi rap yapacağım ki, benden önceki nesilden abilerimden daha iyi bir tekniğe sahip olacağım, Ama gazı bu, vardı üstü. Parası yok. E, yapımcı da ona diyor ki bu şarkı olmaz, bu hiç alakası yok işin. Bir tane acayip dandik bir mikrofon, bir tane acayip dandik bir ses kartı. O şarkı iyiyse tutar. Şöyle düşün. Bizim gençliğimizde Hayalet ne? Sevgilim diye bir şarkı evet. çıkmıştı. Kayıt kalitesini ve müziğini hatırlıyor musun? Debi. Benim. Berbat bir kayıt kalitesi. Muhtemelen telefona falan ya da ses kayıt cihazına falan kaydedilmiş ya da dünyanın en dandik çubuk mikrofonuyla kaydedilmiş. <laughs> tuttu mu? Tuttu. Çünkü iyi şarkıydı. Çünkü hisleri geçiyordu. Hmm. Çünkü şarkının katmanı vardı. Artık şarkının ya da sanat adı altında yapılan hiçbir şeyin katmanı yok. Resimler için de söyleyebilirim bunu. Sinema için de söyleyebilirim, müzik için de söyleyebilirim. Sanat katmanlıysa bir şey ifade eder. Katmansız, yüzeysel işler sanat değildir. Bugün yapılan şarkıların hiçbiri sanat değil. Bugün yapılan şarkılar art değil, product'tır. Sence şu an bizim dönemimizdeki gibi tek başlarına mı yapıyor? ...yapıyorlar işi yoksa Sefo bir şarkı yaparken böyle 10 kişi, 20 kişi... ...ya şöyle yap, şöyle yap, böyle yap diye oturup çalışıyor mu? Bence tek başına ağırlıklı yapıyorlardır. Ya Aha. ben de mesela şimdi kendi şarkılarımda şarkıyı tek başıma oluşturuyorum. Sonra stüdyodaki ekip arkadaşlarımla ya burayı böyle mi düzeltsek... ...burayı böyle mi değiştirsek gibi bir girişimler oluyor. Ama şarkının ana hatlarıyla oluşması bence bir rapçi için bireysel bir meseledir. Yani rap zaten diğer janralara göre biraz daha bireysel bir müzik tarzı olduğu için... ...kişinin kendiyle baş başa kaldığında içinden dökülecekler onu ancak ifade edebilir gibi hı hı. diye düşünüyorum. Sen benim için Türkçe rap'in aslında simgelerinden birisin. Yani hiçbir zaman unutulmayacak isimlerden birisin. Elbette aktif müzik yapman, şarkılar yapman benim için en azından büyük bir hediye. Benim gibi dinleyenler için. Teşekkür ederim. Seni. Öyle görüyorsan ne mutlu. Ben kendi jenerasyonumdan birinin bir şey üretmesi benim çok hoşuma gidiyor Ve diyorum ki oha bak hala acaba ne düşünüyor? Ne yapmış acaba? Dönüp bakmak istiyorum, dinlemek istiyorum. Ama tabii ki yeni jenerasyondan bunu beklemek artık mümkün değil. Hiç beklemiyorum. Bizi dinlesinler diye bir şey. Dinleyip anlayan beyinler varsa ne mutlu. Yani yeni jenerasyona dair ümitlerim biraz daha yeşerir öyle bir durumda. Evet. Ya çünkü o oraya, oraya oynamak da biraz cringe kalıyor artık. Yani Bence de öyle o Çok açıkçası. utanç verici. Yani bizim yaşımıza gelip Ya ben şimdi karılı kızlı şarkı nasıl yapayım abi? <laughs> Sağımda karılar solumda <laughs> karılar yanımda paralar yani bunlar artık <laughs> ya... Bana da devam değil mi? <laughs> Hayat çünkü bundan ibaret değil. Yani yapamam abi utanırım. Ben de hala ben müzik de. yapmaya çalışıyorum ama sen yapsa utanırım. Evet. Yani en son işte vardı ya bahamalarla ilgili evet. ya hani dalga geçmek için yaparız evet. ama dalga geçmek evet. için bunu evet. sen de çok iyi yapıyorsun. Bence abi zaten ben yanımda iki tane güzel göklü kız var diye mutlu olacaksam ben bu hayattan hiçbir şey öğrenememişim. Mutluluğun ne olduğunu huzurun ne olduğunu bilememişim demektir. O 20'lerde okey yani. Şu ama an değil. O çocukları da değiştiremiyoruz. Yo evet. onları zaman değiştirecek zaten. Hı -hı. Şimdi yaşlarının gereğince Tabii davranıyorlar. Ben yadırgamıyorum evet, bu arada. Evet, yani evet. bana hitap etmemeleri ayrı mesele ama ben Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle modunda değilim. Günümüzde yaşlarının gerektirdiği neyse öyle yaşıyorlar. Her kuşak öyleydi aslında. Ben o kümede değil değilim sadece. Evet. Hem yaşım hem yaşanmışlığım itibariyle. O kadar yani. Server Beta'yı özlüyor musun? Çok. Neyi özlüyorsun her en gün çok? Her gün özlüyorum her şeyini özlüyorum. En yakın arkadaşlarından birisi miydi? Evet. En çok neyi özlüyorsun? Her şeyini özlüyorum, muhabbetimizi özlüyorum, hmm. espri anlayışımızı özlüyorum, beraber şarkı yapmayı özlüyorum, beraber dışarı çıkmayı özlüyorum. Her şeyini özlüyorum. Yani senin için hayattaki en özel insanlardan biriydi. Biraz Zaten üzüldüm. o kadar az arkadaşım var ki dediğim gibi birkaç tane arkadaşım vardır. Yani Berk de onlardan biriydi ve ya bu bencilce, ben onu kaybettim diye üzülürsem bu bencilce olur ama tabii ki ben onu kaybettim diye üzülüyorum. yani. Hmm. Kaç kişiyle oturup anlaşıp dertleşebiliyoruz ki hayatta? Peki son döneminde onunla hiç konuşmuyor muydun? Çok mi? çok sürekli konuşuyorduk. Senin için ani mi oldu hiç mi? Çok ani oldu hiç ya... Böyle bir beklentimiz yok. Hiç hiçbir sinyal yoktu. Bahsetti mi? Hayır. Tence ne olmuş olabilir? Yani son konuşmalarımıza baktım geçen evet. gün işte bizim tam stüdyo açtığımız zaman Stüdyo açılacak yeniden Olimpos ruhunu evet. geri getireceğiz. Beraber acayip şeyler yapacağız. Sürekli telefonlaşıyorduk. İkimiz de acayip motiveydik. Beraber o yolları tekrar hmm. yürüyeceğiz. Yeri gelecek turneye çıkacağız. Sahnelere çıkacağız. Belki de Berk'in gidişinden sonra ben bu kadar bir şeyler yapmak istemedim. Bilmiyorum. Yürüme ihtimali hiç yok muydu? Vardı vardı. Olmaz mı? Yürümek üzereydi. Yürüyordu. E çünkü yarışmada Yürüyordu falan Yürüyordu. Bir... Her gün sabah 6'da kalkıp fizik tedaviye gidiyordu. Yürüyecekti. Bir ayı falan kalmıştı yürümesine. Böyle bir şey değil. Yani yürüyemez halde kaldı da bunun depresyon Ondan dolayı bu olay gerçekleşti diyemeyiz. Peki balkona çıkan ve balkonda takılan biri miydi? Yani balkonda ne yapmış olabilir ki? Balkonun vardır çıkarsın. Yani sarkmıştır bir şey yok. Ben bilemiyorum. kafayı yormak da istemiyorum hmm. inan ki. Ama bunun planlı bir şey olmadığını düşünüyorum. Planlı olsaydı bunun hmm. mesajını verirdi. Arkasında bir şeyler bırakırdı. Çünkü şeyi çok seven bir insandı. Evet Notlar yazayım işte onu bulsunlar hmm. böyle olsun şöyle olsun. Bilmiyorum. Ve e, öyle herhangi bir kamera, kaydı vesaire bir şey yok yani. Yok. E, hiç tamamen e, bilinmez olarak maalesef e, hayatımızdan geçti. Maalesef. Yani e, insanın tabii ki ailesi kadar arkadaşları bir yola çıktığı insanlar da çok değerli. Eminim o da zaten senin hayatına hem sağken hem de e, vefat ettikten sonra çok etkilemiş ve yön vermiştir yani. Çok olmaz mı ya? Yani biz bu yolu beraber yürüdük çocukluğumuzdan e. beri. Belki lise dönemimizden beri. Beraber yürüdüğümüz bir yoldan bahsediyoruz. Yani çok yalnız hissediyorum. Benim bir yol arkadaşım yok şu an yürüdüğüm yolda. Acayip yalnız hissediyorum. Evet. Burada bir defterimiz var. Bu bizim evet. özlü sözlerimiz. Her konuğum buraya bir özlü söz bırakıyor. Senin de oraya özünden bir söz, beğendiğin bir söz artık ne istersen bırakmanı rica Herkese kandım. Beni sandı hayat geri zekalı. Şimdi büyüdüm bak o kara günler geride kaldı baktım bir çocuk gördüm derine daldım düştüm kalktım ben evet. Server gerçekten kendisinden beklenen gibi bir şey yazmış. Diyor ki güzel bir söz yoktur. Zaten her söz bence güzeldir. Ya da çirkin. Ya da çirkin. Çok üzerinde düşünmemek lazım. <laughs> Fazla güzelliğe odaklanmamak lazım. Evet bu hayatın var çemberi insanların hançeri. Kalk ayağa çocuk, diklen, sil yüzündeki kan teri. Ayağa kalkanların, diklenenlerin, her şeye rağmen yüzündeki kanı teri silip yürüyenlerin kanalındaydınız. Ben Taner Çağlı, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese kandım, beni sandı hayat geri zekalı. Şimdi büyüdüm bak o kara günler geride kaldı. vurdum düne baktım, bir çocuk gördüm derine daldım. Düştüm kalktım kader beni ben yaptım elinize. yes i love you